Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yüreğil köyünde dere ıslahı nedeniyle 5 yıl önce başlanan çalışmalar henüz sonuçlanmadı. Yüreğil köyü vatandaşları kötü bir görünüm kazanan dere ıslahı çalışmalarının bir an önce sonuçlanmasını istiyor. Yeniden Refah Partisi il başkanı Önder Narin köydeki çöplerin toplanmadığını dile getirdi. Başkanım şu anda Yüreğil Mahallesindeyiz, Koca e bağlı Yüreğil Mahallesi'ndeyiz. Sizlerin de Evet. Dere ıslahı söz konusu olduğu için burada ağaçların kesildiğini söylüyor vatandaşlar. Siz neler söylemek istersiniz? Evet yaklaşık 4-5 yıl önce Dere ıslahı yapacağız diye Bu köyün Komple e, Dededen, ecdattan gelen bir deresi vardı Ve ağaçla Doluydu Karşıdan gelirken köy ağaçtan gözükmezdi Yani o kadar yeşillik güzel bir görüntü vardı. Dediler ki burası Pis bir görüntü oluyor Dere ıslahı yapacağız, bu derenin şeyini yapacağız. Dediler o ağaçların tamamını yüzlerce ağacı, binlerce ağacı kestiler. E, kestik sonra ne oldu? 5 yıldır dere burada atıl şekilde bekliyor. Bataklık haline geldi gördüğünüz gibi. Pisliğini buraya atıyorlar. Sinek yuvası haline geldi. Sivrisinekten köyde oturulmaz oldu. Dolayısıyla yani bir projeyi başlatırken, reklam yaparken, seçim zamanı buraya gelirken dere yatağı yapıyoruz diye söz verip de 5 yıl sonra aynı bu halde bekletmeleri e, hangi vicdanı akla sığıyor? E, ben ben de burada Yeni Refah Partisi olarak hem bu köylü olarak bunu dile getirmek istedim. Çünkü köylü bu konudan çok mağdur. Yani daha önce aynı e, şekilde birkaç köyde atılan eee te, dere temelleri bitti. Hepsi güzelce kana, kanalizasyonlarını yaptılar, temellerini yaptılar, bitirdiler. Ama bu köy hala bitmedi. Ben de bunun e, takipçisi olacağım. Bu saatten sonra yeniden Refah Partisi olarak Kayseri İl Başkanı olarak bunun takipçisi olacağım. Burası yapılana kadar her türlü platformda, her türlü yere başvuracağım ve arkasında duracağım. Çünkü e, köylüler mağdur. Ben bu mağduriyetlerini de her türlü şey her şey yapacağım diyorum. Belediye konusunda, e, DSİ konusunda neresi varsa nereye gidilmesi gerekiyorsa gideceğim. İnşallah bir sonuç çıkar ve köylüler de bu mağduriyetten kurtarırlar. Bir de burada belediye eleştireceğimiz noktalar. Bakın çöp vergileri alıyorlar. Yani merkezde bir Melikgazi ile Koca Sinanla yani o mahalleleri birebir aynı statüde. Burası merkez köy olduğu için aynı statüde. Çöp vergisi aynı, emlak vergisi aynı ve bir ev yapmak istediğin zaman bütün her şey aynı. Statü aynı ama hizmet aynı mı? Ona bakalım. Hizmet aynı değil. Pislik içerisinde çöpler alınmıyor. E, buraya ilgilenmiyor. Sadece seçim zamanı gelip sözler, vaatler verilip gidiliyor. Ama bu saatten sonra ben bu köyde bir il başkanı olarak bütün sorunlarını dile getireceğim ve takipçisi olacağım. Hem belediye başkanlarının hem de ilgilenen bütün milletvekili olsun, bakan olsun hepsinin takipçisi olacağım. Bu köyle ilgilenecekler artık. Çünkü e, bu köyün ve çevre köylerin atıl kaldığı yeter. Yani biz yıllardır 89'dan bugüne sadece seçimde gelip söz verip yapılmamayla e, maruz kalıyoruz. Hiçbir şey yapmadan geliyorlar. Oylar alıp gidiyorlar. Oylar alıp gidiyorlar. Bugünle itibaren ben bu köylü olarak ve çevre köylüleri adına yeniden Refah Partisi Kayseri İl Başkanı olarak bütün sorunlarının çevre köylerde buraların takipsiz olacağımı burada köylüler huzurunda söz veriyorum. Çünkü köylülerin talebi geldi. Ben de köylülerin talebini kendi köyüm veya çevre köyü olarak belirtmekle boynumun borcudur. O yüzden hem belediye hem milletvekilleri hem bakanlar buraya inşallah bundan sonra hizmet geldi geldi gelmedi seçimde görüşeceğiz diyoruz. Ben bundan sonra her şeyin takip